Bugün de her zaman olduğu gibi piyasaları konuşacağız ama piyasaları ve ekonomiyi çok yakından ilgilendiren, hatta insan hayatını çok yakından ilgilendiren bir konuyu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Neden dolar yükseliyor? Neden piyasalar bu kadar tedirgin? Temelindeki bombayı sizlerle konuşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Türkiye'nin en büyük probleminin güven problemi olduğunu ısrarlı bir şekilde söylüyorum sizlere. Kim TÜİK'in verilerine inanıyor? Kim Merkez Bankası'nın söylediklerine inanıyor? Yakın zaman içerisinde Sayın Albayrak çıktı, yeni ekonomi programını açıkladı. Peki bu söylemlere kim inandı? Neden? Çünkü ortada çok ciddi bir güvensizlik var. Enflasyonla ilgili beklentiler, veriler açıklanıyor TÜİK tarafından. Vatandaşın hiçbiri inanmıyor. Sokağa çıkılıyor, anketler yapılıyor. Enflasyonun gerçekçi olmadığıyla ilgili vatandaş çok net bir şekilde görüşlerini dile getiriyor. Sokak röportajları yapılıyor. Enflasyonun %50'nin altında olmadığı konuşuluyor. TÜİK'in rakamları artık kale bile alınmıyor. İşsizlik verilerini açıklıyor. İşsizlik %12, %13 diyor. Vatandaş etrafındakilerle konuşuyor. Ailesiyle, akrabalarıyla konuşuyor. Arkadaşlarıyla konuşuyor ve vardığı sonuç, hayır kardeşim, Türkiye'de %13 işsizlik falan yok. En az %30, %40 işsizlik var oluyor. Güven endekslerine bakıyorsunuz. Ortalık harika, herkes çok mutlu gibi bir tablo yaratılıyor. Oysa ki sokağa çıktığınızda herkes ekonomiyle ilgili endişesini dile getiriyor. Şu anda Türkiye'nin en büyük probleminin anketlerin de ortaya koyduğu şekilde %70 oranında ekonomik sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. TÜİK, Türkiye'nin en önemli istatistik kurumu, Türkiye'nin en önemli veri kurumu ne yerliler ne de yabancılar tarafından kale alınmıyor, dikkate alınmıyor. Velev ki bugün TÜİK dünyanın en doğru rakamlarını açıklasa bile bu saatten sonra kimseyi inandırması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü öyle bir güveni sarstı ki bu saatten sonra o güveni toplamak hiç de kolay olmayacak. Dönelim Merkez Bankası'na. Enflasyon düşecek, faizleri çatır çatır indiriyoruz kardeşim diyor ve 7'li seviyelere kadar faizleri çekiyor. Sonrasında ya biz aslında bunu öngörememişiz. Enflasyon yükseliyormuş. Bundan sonra da yükselmeye devam edecekmiş diye açıklamalar yapmaya başlıyor. Merkez Bankası bağımsız diyorsunuz. Oysa Merkez Bankası ekonomi yönetimi ya da siyasi iradenin sözünün dışına çıkmıyor. Bunu bizim gördüğümüz kadar yabancılar da görüyor. İstenildiği gibi ihtiyat akçesi çarçur ediliyor. Merkez Bankası'nın rezervleri istenildiği gibi tüketiliyor. Merkez Bankası rezervlerini şeffaf bir şekilde açıklamazken diğer taraftan öğreniyoruz ki Merkez Bankası'nın rezervleri swaplar çıkartıldığında çoktan -30 milyar dolarların üzerine çıkmış bile. Ve bütün bu illüzyonlar öyle ya da böyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Ortaya çıktığı zaman da hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki finans cephesi Türkiye'ye tamamen kuşkuyla bakmaya başlıyor. Güven tamamen ortadan kalkıyor ve bundan sonraki süreçte Merkez Bankası çıksa benim -30 milyar dolarlık eksi rezervim var dese bile emin olun kimse inanmayacak. Diyecekler ki yok canım -30 milyar değildir. En az -50 milyar dolardır. Onun için arkadaşlar bir kere yanlış bilgi vermeye başladığınız an itibarıyla, bir kere güveni sarsmaya başladığınız an itibarıyla binayı temelden sarsmaya başlıyorsunuz. O nedenle de ekonomik veriler bir türlü toparlanamıyor. Ekonomi bir türlü kendisine gelemiyor. Yabancılar bu ülkede kalmayı da tercih etmiyor. Bu ülkeye yatırım yapmayı da tercih etmiyor. Uluslararası kuruluşlar borç verirken 2 defa, 3 defa, 4 defa düşünmeye başlıyorlar. CDS'leriniz kontrolsüz bir şekilde 600'e doğru ilerlemeye başlıyor. Türkiye swap hamlesi yapmaya kalktığında kimse Türkiye ile swap anlaşması yapmaya yanaşmıyor. Türkiye uluslararası ilişkilerini geliştirmeye çalıştığında, bir hamle yapmaya çalıştığında yalnızlaştırılıyor. Bakın, Doğu Akdeniz'de herkes var, bir tek Türkiye'nin olmaması isteniyor. Avrupa Birliği Türkiye'ye bu konuyla ilgili ambargo uygulayacağım dedi. Son toplantısında, son liderler toplantısında eğer ki Türkiye Doğu Akdeniz'den çekilmezse ambargo uygulayacağım dedi. Şimdi bizimkiler diyor ki uygularsan uygula kardeşim. O kadar kolay mı sanıyorsunuz? Avrupa Birliği sizin ticaretinizin yarısından fazlasını oluşturuyor.
Bugün Avrupa Birliği'ne kafa tuttuğunuz an itibariyle ekonominiz tam takır kuru bakır olacak pozisyonda. Siz hala üreten bir ülke değilsiniz. Üretemediğiniz ürünlerin tamamını Avrupa Birliği ülkelerinden alıyorsunuz. Çin'den alıyorsunuz ve satışlarınızın da tamamını, yani o öve öve bitiremediğiniz ihracatınızın da tamamını yine Avrupa Birliği ülkelerine yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu boş beleş kahramanlıkların bir işe yaramayacağı çok net bir şekilde ortada. Kur politikasına bakıyorsunuz, insanlara düşük değerlerden kurunu sattırıyorlar. Kendileri en tepeden kurlarını satıyorlar ve sonrasında da ne yapalım kardeşim, kur yükseldi. Zaten kuru biz değil, dış güçler yükseltti demeye getiriyorlar ve her kur yükselişinde vatandaşa kurunu sat, kurunu sat diyorlar. Ve öyle bir noktaya geliyor ki artık onlar kurunu sat dedikçe vatandaş daha demek ki kur daha da yükselecek deyip kur almaya devam ediyor. Alın size bir güven kaybı daha. O arada ihtiyat akçesi tüketiliyor. Merkez Bankası'nın rezervleri tüketiliyor. Bütçe açığı resmen bir yırtık haline getiriliyor. Bizim bütün paramız, bütün değerlerimiz sadece birilerinin kendi siyasi menfaatleri uğruna yok ediliyor. Ondan sonra da ekonomi yönetimine güvenilmesi bekleniyor. Oysa her geçen gün ekonomi yönetimine olan güven biraz daha azalıyor. Dışişleri politikasına bakıyorsunuz. Suriye politikamızda patlıyoruz. Mısır politikamızda patlıyoruz. İsrail politikamızda patlıyoruz. Kıbrıs politikamızda patlıyoruz. Ege politikamızda patlıyoruz. Libya politikamızda patlıyoruz. Ürdün, Lübnan, hatta Katar politikamızda, hatta Filistin politikamızda patlıyoruz. Ve bu hem içeride hem de dışarıda büyük bir güven kaybını beraberinde getiriyor. Anlayacağınız, yaptığınız şeyler, söylediğiniz sözler o kadar önemli ki güvenilir ya da güvenilmez oluyorsunuz. Güvenilmez olduğunuz an itibarıyla da bütün kazanımlarınızı kaybediyorsunuz. Neden bunu uzun uzun anlattım sizlere arkadaşlar? Çünkü sağlık politikasında da bunu yaptığımız çok net bir şekilde ortaya çıktı. Üstelik Sağlık Bakanı'nın kendi ağzından ortaya çıktı. Ne dedi Sağlık Bakanı? Biz vakaları sadece hastanelere yatan ve ağırlaşan hastalar üzerinden hesaplayıp sizlerle paylaşıyoruz dedi. Adam korona olmuş ama ağır değil, hastaneye yatmamış, evine gönderilmiş. Aslında bir vaka ama bu bir vaka olarak bilançolara yansımıyor. Dolayısıyla da sayılar düşük çıkıyor. Düşük çıktığı için de biz bu salgını sanki çok daha hafif atlatıyormuşuz gibi bir hava yaratılıyor. Bu konuyla ilgili itirazlar geliyordu. Muhalefet bu konuyu çok ciddi bir şekilde gündeme getiriyorlardı. Ben buna rağmen hiçbir şekilde gündemimi almadım arkadaşlar. Yok canım, bu kadar da olmaz herhalde dedim. Vaka sayısında çarpıtmazlar dedim. Yanılmışım arkadaşlar, kusura bakmayın. Ne yazık ki Türkiye vaka sayılarında çarpıtmış. Ve bunun sonrasında da İngiltere açıklama yapıyor. Hayır, Türkiye'ye artık biz turist göndermeyeceğiz. Kendi vatandaşımızı göndermeyeceğiz. Çünkü Türkiye vakaları çarpıtıyor diyor. Gerçekleri yansıtmıyor diyor. Ve bizimkiler de çıkıp siz ne söylüyorsunuz, ayıptır bu yaptığınız demeye başlıyorlar. Hangisi ayıptır? Doğruları söylememek mi? Doğrular öyle ya da böyle bir şekilde ortaya çıktığı zaman birilerinin sizin ülkenize gelmekten vazgeçmesi midir ayıp olan? Adam son derece haklı. Aynı şeyi İngiltere'nin yaptığını düşünün. Ben bir Türk vatandaşıyım. İngiltere bir takım vakalar açıklıyor ve vakalar diğer ülkelere göre düşük olduğu için ben bu duruma güvenerek İngiltere'ye gidiyorum. Oysa İngiltere'de aslında her iki kişiden birisi hasta. Ha, bu hastalar hastanede yatmıyor. Her an bana bulaştırma riskleri var. İngiltere'nin ayıbı olmuyor, benim ayıbım oluyor. Ben bunu öğrenip de tavır koyduğum zaman bu saatten sonra ne Rus turisti, ne İngiliz turisti, ne Alman turisti falan beklemeyin arkadaşlar. Ticaret yapılmasını beklemeyin. Türkiye'den bir mal alınmasını beklemeyin arkadaşlar. Hiçbir şeyle ilgili güvenleri kalmamıştır şu saatten sonra. Türkiye eğer ki bu kadar önemli bir konuyla ilgili illüzyon yapıyorsa her konuyla ilgili illüzyon yapabilir diye düşünecekler. Amerika'sından Almanya'sına, Almanya'sından Avrupa'sına,
Avrupa'nın diğer ülkelerine kadar hepsi rakamlarını çatır çatır gerçekçi bir şekilde ortaya koydular arkadaşlar. Çünkü bu tüm insanlığı ilgilendiren bir meseleydi ve tüm insanlığı ilgilendiren bu meselenin mutlaka tüm insanlıkla paylaşılması gerekiyordu. Herkesin önlemlerini alabilmesi için. Ama biz Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamadan anladığım kadarıyla bugüne kadar gerçekleri ayan beyan saklamışız, çarpıtmışız. Bu saatten sonra bırakın yerlileri, yabancıların tamamı Türkiye'ye bu konuyla ilgili ve tüm ekonomiyle ilgili ve tüm siyasetle ilgili ve tüm uluslararası ilişkilerle ilgili mesafeli davranacaklar. Ne TÜİK'e inanacaklar, ne Merkez Bankası'na inanacaklar, ne hükümete inanacaklar, ne ekonomi yönetimine inanacaklar, ne de sağlık sistemimize inanacaklar. Bu büyük bir ihracat kaybı, bu büyük bir turist kaybı, bu büyük bir ekonomik kayıp haline gelecek önümüzdeki dönemde. Ve ne yazık ki bunun bedelini her zaman olduğu gibi hep birlikte bizler, vatandaşlar ödemeye devam edeceğiz. Onun için arkadaşlar sık sık güvenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalışıyordum. Ve ne yazık ki bu kolpaçinolarımız her seferinde dönüp dolaşıp bizi vurmaya devam ediyor sevgili dostlar. Evet, şimdi biraz rakamlara bakalım. Rakamlar ne diyor? Biliyorsunuz rakamları en yakından ilgilendiren meselelerden birisi Trump'ın pozitif çıkması. Amerika'nın başkanı Covid oluyor ve bunu saklamıyorlar. Alenen söylüyorlar. Bunu benim halkım da dünyada bilmek zorunda açıklamasını yapıveriyor. Böylece de güven kaybına uğramıyorlar arkadaşlar. Ve bu açıklama sonrasında Amerika borsalarında ciddi bir düşüş eğilimi olması öngörülüyor. Avrupa borsaları düşecek, Asya borsaları düşecek. Dolayısıyla Türkiye'de de borsanın düşmesi gerekiyor. Ama bizde şu anda 114.000'in üzerinde yine artıda olan bir endeks var. Onun için konuşmaya bile gerek yok. Dolar 7.74-7.76 aralığında gidip geliyor. Büyük ihtimalle yükseliş eğilimini devam ettirecek. Bu seviyeler artık taban haline geldi. 7.60'lı seviyeleri bir gördük. Ama tekrar hızlı bir şekilde toparlanıp kendisini 7.70'in üzerine attı. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle 7.80'in üzerine çıkmış oluruz. Daha sonrasında da 7.95-8.20 seviyelerini zorlamaya başlayacağız. Euro 9.08 seviyesinde parite hafif geri geliyor. 1.17'yi tekrar aşağıya zorluyor. Avrupa Birliği enflasyon rakamlarını açıkladı ve beklentilerin üzerinde bir düşüş var enflasyonda. Bu Avrupa Birliği için büyük bir risk, resesyonu işaret ediyor. Ekonomideki durgunluğun çok sert olduğunu gösteriyor. Aslında Avrupa Birliği enflasyonun yükselmesini, piyasanın canlanmasını istiyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği yakın zaman içerisinde piyasaya euro pompalamaya devam edecek. Piyasayı hareketlendirmek, canlandırmak adına. Öyle ya da böyle paritenin aşağıya gitmesi için, hem de agresif bir şekilde aşağıya gitmesi için elindeki tüm enstrümanları kullanacak arkadaşlar. 1.17, 1.18 hatta 1.15 seviyeleri euro bölgesi için büyük bir tehdit, büyük bir tehlike. O nedenle acilen buna çözüm bulmak zorunda. Önümüzdeki dönemde 1.08'lere hatta 1.06 seviyelerine götürmek zorunda. Euro da Türkiye'de buna bağlı olarak geri çekilecek. Dolarla euro arasındaki makas da kapanacak. Altının onsu ısrarla 1900 doların üzerinde kalıyor ama daha 1900'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştiremedi. Yani yine bir geri çekilme gözlemleyebiliriz. Bu altında bir trend değişikliği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bakın, korona ile ilgili vaka sayısı tüm dünyada her geçen gün daha da agresif bir şekilde artıyor ve zirve noktaları zorlanıyor. İkinci dalga göstere göstere geliyor arkadaşlar. Amerika'da da 2.2 trilyon dolarlık bir teşvik konuşuluyor. Temsilciler Meclisi'nden geçti. Belki parlamentodan geçmeyecek ama öyle ya da böyle bir sonrakinde teşvik paketi geçecek ve bunun değeri de en az 1.5 ile 2 trilyon arasında olacak. Avrupa'da da söylediğim nedenlerle teşvikler getirileceği için euroyu bir şekilde bollaştırıp paritenin değerini düşürmek ve enflasyonu yukarıya hareket ettirmek, piyasayı canlandırmak için yeni paketler ve teşvikler açıklanacağı için
Bu paranın da önemli bir kısmı yine tasarrufa ve altına yöneleceği için arkadaşlar altının onsunda dramatik yükselişler göreceğiz. Altın 2500 hedefinden 1 milim bile sapmış değildir. Ciddi çıkış öncesine hazırlık yapılıyor. Tabii ki dünyadaki riskler de bunu tetiklemeye devam ediyor. Azerbaycan'la Ermenistan gerilimi, Rusya'yla Avrupa gerilimi, Türkiye'yle Avrupa gerilimi, Türkiye'yle Yunanistan gerilimi, Amerika'da şimdi ortaya çıkan Trump gerilimi, seçim gerilimi, Amerika'nın Çin'le olan gerilimi, bütün bu gerilimlerde dünyayı daha da riske atmaya devam ediyor. Buna bir de Covid ekleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar altına olan talep her geçen gün biraz daha artacak ve yükseliş eğilimi de devam edecek. Altın onsu 2060-2080 aralığına gidecek. Gram altın 500'ün üzerine atacak ve 526'yı zorlamaya başlayacak. Gümüşün onsu 27-28 dolar seviyelerine doğru yükselecek. Şu anda 24 doları zorluyor ama çok yakın zaman içerisinde altın onsuyla birlikte 27-28 dolar aralığında bir gümüş ons değeri göreceğiz. Şu anda 5.96 seviyesinde olan gümüşün Türkiye'deki gramının 7-8 lira aralığına yerleştiğini göreceğiz. Ne yazık ki Türkiye'nin CDS'i bu aşamadan sonra, özellikle korona ile ilgili yapılan bu büyük hatadan sonra çok daha hızlı bir şekilde yükselecek. Dolar üzerindeki baskı çok daha fazla artacak ve devalüasyonist etki de çok daha fazla artacak. Kademeli yükseliş ihtimali her geçen gün biraz daha azalıyor. Hani diyordum ya sizlere yıl sonu 9-10 seviyeleri, büyük ihtimalle biz bu yılı 14-15 lira seviyelerinde kapatmak zorunda kalacağız. Sterlin 10 liranın üzerinde ve sterlinin de 11 liraya doğru hızlı adımlarla ilerlediğini göreceğiz doların yükselişiyle birlikte. Son söz, güveni kaybettiğiniz an bir daha tesis etmeniz neredeyse imkansız arkadaşlar. Ve ne yazık ki Türkiye her alanda, her kurumda ve devletin en üst kademelerinde ne yazık ki güveni kaybetmiş durumda. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.